Babam dedi ki Edirne'de üniversiteye mi gideceksin kızım dedi, okuyup da dedi. O yüzden çok hücuma gitti benim yani. Anneye teşekkür ederim. Kadın erkek genç yaşlı yüz binlerce kişi okuma yazma seferberliğiyle birlikte defterini kalemini aldı, okul sıralarını doldurdu. Okur yazar olmak isteyen yüz binler engel tanımadı. Babam göndermedi, okuma yazmam yok dedim. İstiyacım var, duyamıyorum, okuma yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Gümüş İlkokulu'nda düzenlenen okuma yazma kursuna kadınlar kucaklarında bebekleriyle geldi. Babam annem okula göndermedi, çok istiyordum. Şimdi çok mutluyum, Allah'ıma şükürler olsun. Ben 11 kardeşim. Babam kızları okula göndermedi. 56 yaşındayım. Okumayı çok istiyorum. Bin kere Müge Anlı'dan Allah razı olsun. 80 saatlik okuma yazma kursunu bitirme yolunda olanların hedefi ise 180 saatlik eğitim daha alarak ilkokul diplomasına kavuşmak. Burada önemli olan buradaki kursların tamamlanması ve bunun sonucunda bazı erkek öğrencilerimiz var, bayan öğrencilerimiz var, yani kursiyerlerimiz. Bunlar da ehliyet almak için tekrar ne yapacaklar? Diğer ikinci bir kursa talepler var. Biz de bunları talebimizi ilçe milletim müdürlüğüne, kaymakamlığımıza ilettik. İlçede Tayyip Köyü'nde yaşayan kadınlar da azimle okuma yazma öğrenmeye devam ediyor. Kişilerin kendilerine ait olan özgüvenlerini sağlamak, geliştirmek, daha sonra günlük hayatta birçok işine yarayan bilgileri sağlamak. Safranbolu Oba Cuma İlkokulu'nun sıralarını da seferberliğin başladığını duyar duymaz kursa koşan kadınlar doldurdu. Şimdi biz Müge Anlı'yı çok özlüyoruz. Orada bir bizim gibi canlı kadınlar çıktılar. Okumamız yazmamız yok deyince Müge Anlı bir şey başlattı. Okuma yazma seferberliği. Ülkemizin bu konudaki yarısını sarmak amacıyla biz de öğretmenler olarak üstümüze düşen görevi memnuniyetle yapıyoruz. İlçede okuma yazma kursunun bir diğer adresi de Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi oldu. Zaman olmadı okumaya, çocuklar küçük diyor, ondan gelip çocukları bırakıp da okuyamadık. Ama şimdi okumaya, yazmaya başladık, çok sevinçliyiz. İlk önce Müge Anlı programında izlemiştim. Daha sonra burada başladım. Birçok burada hikaye duydum. Hani neden okuma yazma öğrenememişler. Ve birçok farklı sebep var. Ya çok güzel bir vesile oldu. Seferberlikle birlikte okuma yazma öğrenmek isteyen tek bir vatandaşımıza dahi tüm imkanlar sağlanıyor. Sivas'ın eski Boğazkesen köyünde yaşayan Miyase Süer'e maddi durumu elverişli olmadığı ve sağlık sorunları bulunduğu için Sivas Belediyesi destek oldu. Belediye tarafından Miyase Süer'e haftanın 3 günü Sivas'taki okula gitmesi için özel bir araç tahsis edildi. 60 yaşındaki Miyase Süer'in en büyük destekçilerinden biri de eşi Mehmet Süer. 3 haftadır gidip geliyorum. Önce televizyonda gördüm Müge Anlı'da. Dedim inşallah köylere de verirler dedim. Köylerde her taraf hep kalmayacak, kimse kalmayacak okuma yazma bellemeyen dedi. Eşim de götürdü beni kayıt ettirdi. Gidip geliyorum 3 haftadır ki eşimle gidip geliyoruz beraber. Ela al, ela üzüm al. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sabuncular mahallesinde oturan Necmiye Günaydın da 7 çocuk 13 torun sahibi. Çocukken kardeşlerine bakmak için okula gidemedi. Evlendikten sonra da engelli olan 2 çocuğunun bakımını üstlendi. Ancak seferberlikle birlikte onun da okuma yazma hayali gerçek oldu. Engelli çocuğu olduğu için evden çıkamayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde okuma yazma öğrenmeye başladı. İşin oluyor, çoğu işin, odu budu yapamadım işte. İsteyelim ki öğrensem, şu televizyonun yazılarını tanısam. Yaş ileride olduğu zaman büyüklerimiz yaşanmışlıklardan dolayı daha istekli oluyor okumaya yazmaya. Tekirdağ'da yaşayan 87 yaşındaki Ümmühan Çekmez'in hedefi ise üniversite mezunu olmak.
yazmak istiyorum, okumak istiyorum. Okuma yazmayı üniversiteye kadar gitmek istiyorum. Hiç okuma yazma bilmeyen kalmasın gençlerden. Herkes okuma yazmaya dahil olsun oğlum. Beraber olalım. Bir bütünün parçası olmanın mutluluğunu yaşayalım. Bir toplumun en çok buna ihtiyacı var. Herkesin birbirine yardım ettiği, kucaklaştığı özel bir ülkede yaşıyoruz. Onlar da beni tanıyorlar, ben de onları tanıyorum. Biz birbirimize benziyoruz. Benim iyilikle yarışan bir seyircim var. Böyle insanlarımız olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez. Yine ülkemizde okumaz yazmaz kalmasın diye okullara koşturan hanımefendilere ve beyefendilere gitsin. Öğretmenlerimize gitsin. Ve tüm imkanları seferber eden devletimize gitsin, devletimizin imkanlarına gitsin efendim. Hala okuma yazma seferberliğine katılmayanınız var mı? Hadi beni de izlemeyin, hemen hazırlanın. Reklam arasında en yakın okula koşun ve kaydınızı yaptırın. Okuma yazmam var, benim ilkokul diplomam var diyorsanız lütfen 180 saatlik kursa yazılın ve ehliyet alabilin, liseye gidebilin. İlköğretim diploması alıyorsunuz, yani muhteşem bir imkan bu. Lütfen bundan faydalanın. Pamuk, ne durumdasın? He? Allah'ın izniyle diyorsun. Okuyorsun, yazıyorsun. Helal olsun. Dersler bitsin, seni çıkartacağım buraya. Ne diyor? Dur daha, dersler bitmedi biraz. Ders bitsin öyle şimdi. İki harf yatsan yetmez. Okuyacaksın. Kitap okuyacaksın sonra. Yazın. Bak, sana mikrofon gönderiyorlar. Çok çalışıyor, siz bakmayın mütevazı durduğuna. Ne diyorsun? Söyle, buyur. Diyorum ki çok çalışıyor Pamuk diyorum. Siz böyle mütevazı durduğuna bakmayın diyorum. Çok çalışıyorum. Çok da burada eksik kalıyorum. Düğünlere, buraya. Neden eksik kalıyorsun anlamadım. Okuyorum ya, ders yapıyorum, gitmiyorum yani. Ha, günlere falan gel. Sosyal yaşamını etkiledi bu durum. Çok üzgünüm senin için. Yani gerçekten feda ettiğin şeyler çok önemliydi. Gidip böyle kısır yiyip dedikodu yapmak falan. Yok, kısır sevmiyorum, kısırı ben. Düğünlere gidip oynuyorum, oynamıyorum çünkü. Pamuk hakkında da bilmediğimiz yok maşallah. Ondan sonra inşallah şimdi kurslar bitsin. Evet. Pamuk'la gözledik. Sevim abla. Sevim ablayı görmeniz lazım. Onun da bandını yarın yayınlayalım. Sen ismini yazacaksın, yeter işte. İsmini yazdımsa yeter. Her şeyi yazacaksın. Şu an sana inanılmaz geliyor ama her şeyi yazacaksın, her şeyi okuyacaksın. Mehmet'in ismini benim yazıyorum. Benim sana ve bütün izleyicilerimize güvenim tam. Mehmet'in ismini de yazıyorum, seninki de yazıyorum. İşte öyle ayıları ediyorum. Tamam, işte sonra onları da okuyacaksın işte böyle böyle. Hayatım ellerine... Ama defterim bitti, defter ver. Sen defter iste yeter. Yazma defteri. Tamam, sen isten ki yeter ki defter iste. Valla vermiyorum. Hemen şimdi sana... Ceren bak oradan başını sallıyor böyle, hemen sana defter tamam, versin. Sen yeter ki söyle, versene. Tamam, söyledim. Tamam. Teşekkür söyle ederim sana. Allah razı bak olsun. Üstüne. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hepiniz sağ olun. Sağ ol. Hala yazılmayanınız varsa lütfen en yakın halk eğitim merkezi ya da ilkokula koşun. Çok yakından takip ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi. Çok yakından takip ediyorlar. Size önceki gün paylaşmıştım. 500 bine ulaştık. Sayı gittikçe artıyor. Ve görüyorsunuz yani Cumhurbaşkanımız demişti. Tek bir kişi dahi olsa sınıf açacağım demişti. Sözünü de tuttu. Çok güzel videolar geliyor. Ben haber ajansındaki, ajanslarındaki arkadaşlarıma, değerli meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu görüntüler geldikçe de sizlerle paylaşacağım. İnşallah diploma töreninde de bu mutluluğa bir kez daha ortak olacağız. Ama bu ilk diploma törenimiz, sonrası devam edecek. Nereye kadar? Ülkemizde okuma, yazma bilmeyen kalmayana kadar.
bu ayıptan kurtulana kadar. Bu ayıp işte kimlerin? Kızlar okumaz diyenlerin. Evet. Çok enteresan geliyor bana. Yani inanamıyorum yani nasıl bunu dillendirildiğine falan insan. Bile inanamıyorum. Yani şimdi benim bir tane oğlum olacak, bir tane kızım olacak. Oğlumu okula göndereceğim, kızımı göndermeyeceğim. Sonra evlat ayrılır mı ya? Evet. Hani bu evlat ayırmaktır. Eğer ayıracaksan eğer, bak eğer ayıracaksan benim tercihim kızımdan yana olurdu. Tabii. Çünkü kızım el kapısına gidecek. Kızım ezilmesinde eğer illaki hani tek bir çocuk gönderebilecek olsam ben tercihimi şahsen kızdan yana kullanırdım. Neden? İşte gördük dün Fatma Hanım'ın hikayesini burada bir sürü kadın hikayesi dinliyoruz. Hep cehaletten geliyor ne geliyorsa başımıza. Hep ekonomik özgürlüğünün olmamasından geliyor kadınların. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Sonunda yine suçlu hep onlar oluyor. Kandırılıyorlar. Kandırılma olasılıkları çok çok artıyor. Risk çok daha fazla artıyor. Ve bu kız çocuklarını aslında ne yazık ki toplumumuz tabii genel olarak çok iyi niyetli ama... Bir grupta var ki bunları hedef almış ve bunların bu saflığından, bu cehaletinden yararlanıp onlardan istifade etmek isteyen bir grup da var. Bunu da göz ardı edemeyiz. O zaman çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı meslek sahibi yapmak zorundayız. Yani onları neden diyorum kızdan yana? Çünkü erkek çocuğu gider inşaatta kum taşır, yine kazanır hayatını. Yine hayatını kazanır. Hani ama aslında o kumu bile taşırken... O kumu bile işte kararken, o betonu yaparken, tabii. Neyse artık o çimentoyu şey yaparken bile okuma yazmaya ihtiyacı var. Evet. Yani var. Bu hayatın temel direği. Sen yazıldın mı okuma yazma Seferber? Niye yazılmıyorsun? Vallahi bilmiyorum ki ne. Benim okul uzak olduğu için ben dizlerimden rahatsızım, gidemem. Ama ne dizlerinden rahatsızsın? İnan rahatsızım. Niye sizin yakınınızda okul yok mu? Valla bilmiyorum, hiç de araştırmadım Müge Hanım ki yani gideyim diye. Araştırmamayı bırak, hiç bir okul zili duymadın mı bir? Var okulumuz, ortaokulumuz yakın. E tamam. Ama kadınlar gidiyorum, onu bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Hayatım, kadınlarla erkekler aynı sınıflara da girebilirler. Hiç önemli değil. Kadınlar da gidebilir, erkekler de gidebilir aynı sıralarda. Ha, derste görebilirler. Yani orada kötü bir şey olmuyor yani. Hayır, orada kötü bir şey da. Olmuyor. Herkes orada A'yı, B'yi, C'yi öğreniyor. Yani sizin kendinize mi güveniniz yok, erkeklere mi güveniniz yok? Kadın, erkek, herkes, her yere... Hani onu demek istemedim Müge Hanım. Yani büyük kadınlar gidiyor, çocuklar gidiyor, erkekli kadını biliyorum. Gider gider kadınlar. Ama okula gidiyorlar. Sen Cumhurbaşkanı dinlemedin mi? Emine Hanım'ı ama dinlemedin mi? Diyor, gidin diyor. Dinlemez olur muyum ki ne? Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın. Vallahi canımı istese veririm ben Cumhurbaşkanı'na. Tamam okula git diyor. Sen canını verene kadar git okuma yazma öğren. Hani o diyor ki okuma yazma öğrenirim diyor. Yani. İnşallah inşallah. Seni de yazdıracağım bak, yandın artık. İnşallah. Buraya geleni tuttuğunu ben okula götürüyorum. Yolda her yerde karşılaştın. İnşallah herkes okuma yazma öğrenecek.